Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan pastanedekilerden çok çok lezzetli, bayatlamayan nefis bir kurabiye tarifim olacak. Tarifim için gerekli olan malzemeleri hazırladım. 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağını geniş bir kabın içerisine alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 200 mililitrelik su bardağıyla yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekledikten sonra çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım. Diğer malzemeleri ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1,5 çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 1 çay kaşığı da mahlep ekliyorum. Eğer mahlep yoksa eklemeden de hazırlayabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısı. Akını da üzeri için kullanacağız. Onu başka bir kabın içerisine ayırıyorum. Tekrardan çırpıyorum. Daha sonra ununu ekleyeceğim. Normalde susamı dışına bulayacağız. Ancak şöyle 1 yemek kaşığı da içine ekliyorum. İsterseniz eklemeden de hazırlayabilirsiniz. İçine eklediğiniz zaman da çok güzel bir lezzet veriyor. Kavrulmuş susam kullandım. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ekleyelim. Öncelikle 1 su bardağı un ekleyeceğim. Karıştıracağım. Daha sonra ihtiyaca göre eklemeye devam edeceğim. Toplandı. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parça alalım. Bu şekilde küçük rulo yapıp uçlarını hafif bastırarak şekil verelim. Önce yumurta beyazına, daha sonra da susama batırıyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirmeden önce de bu şekilde tekrardan şeklini düzeltelim. Şeklin tam olarak anlaşılması için birkaç kere daha göstereceğim. Son olarak kurabiyelerin tam ortasına bıçakla çizik atarak şeklimizi tamamlamış oluyoruz. Uç kısımlarına bıçağı değdirmiyoruz. Bakın. Sadece bu şekilde çizik atıp bırakıyoruz. Tamamını kesmiyoruz. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim.
Kurabiyelerimiz pişti. Pişmesi için 17 dakika yeterli geldi. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra birlikte kıvamına da bakacağız. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Kıvamını da test edelim. Ağızda eriyen muhteşem bir lezzeti var. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.